Ya şimdi şöyle bir konu var. E, Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri e, ya güzel bir açıklama yapmış. Diyor ki bir belgeselde konuşuyor. Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğin kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Buraya kadar her şey güzel. Bundan sonrası da güzel devleti İmralı ile muhatap kıldılar. Hükümeti ve Erdoğan'ı kastediyor. Mesela İmralı meşru bir organ değildir. İmralı diyor meşru organ değildir. Güzel, tabii değildir. Meşru organ kimdir? HDP'dir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş. Dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor, görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse meşru bir organla yani HDP ile çözülebilir diyor. Çok güzel. Yani Kürt sorunu var, bu sorunu HDP ile otururuz, çözeriz. Parlamento'da nasıl olsa diyor. Güzel. Şimdi esas <laughs> şaşırtıcı olan şey bundan sonrası. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den eşki, eski eş genel başkan Sezai Temelli cevap veriyor. Diyor ki, Kürt sorunun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Burayı geçin, şurası önemli. Asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Ya CHP diyor ki gel diyor beraber parlamentoda bu işi çözelim diyor. O da bu HDP'de diyor ki Yok diyor. Bunun diyor esas diyor, muhatap diyor, İmralı diyor. Ya yani böyle bir tuhaf bir konu, bir açıklama yani, böyle bir tuhaf bir tartışma. Ee, bunu konuşacağız bu akşam. Yaşar Hoca ne diyorsunuz bu işe? Ben şaşırtıcı bulmuyorum. Ee, yani bu bunca... ya Nasıl şaşırmazsınız? Yani sen bir siyasi partisin, HDP. Halkın o, o halk sana oy vermiş. Evet. Ortada bir sorun var sorunun çözümü için sen İmralı'ya adres gösteriyorsun. Ya tamam biz çözeriz deyip e, girsene. Yani girmemek bir siyasi partiye yakışır mı? E, e, tam da o benim şaşırmadığım şey. Çok yazımda, çok e, analizimde, ifadelerimde hep söylüyorum. Sonuçta terör örgütünün anatomisinin bir parçası. Siz onu siyasi parti olarak istediğiniz kadar bağımsız davranma yeteneği varmış gibi tanımlayın. Mecliste efendim milletvekilleri var diyin ya i̇şte esas... e Ama olur mu öyle o zaman senin seçiliyorsun sana halk oy veriyor temsilci olarak seni Ankara'ya gönderiyor bunların bunlar tiyatro o zaman kesinlikle yani aslında artık çok açık daha önce de yine bir milletvekili bir yayında şunu ifade etmedi mi yani sunucu ona niye mesafe koymuyorsunuz PKK ile aranıza dediğinde o mesafeyi nasıl koyalım bizim seçmenimiz bizim annelerin çocuklarla olan bağı gibi bir şeydir dedi daha ötesi var mı? Bir üçüncü cümleye ihtiyaç var mı? Bugüne kadar tek tek vekillerin ya da belediye başkanlarının seçimle gelmiş olsa bile ara ara birkaç tanesinin sayıca çokçasının PKK terör örgütüne çok açık ifadelerle desteği ortaya çıktığında Ama hocam şöyle anlı, sizi anlıyorum ne demek istediğinizi. Fakat yine de bu kadar net sana diyor ki ana muhalefet partisi gel diyor sen diyor bu sorunun diyor çözümü olabilirsin parlamentodasın meşrusun diyor sen diyor gel diyor meşru organsın diyor adam da diyor ki yok diyor İmralı diyor ama o o kendi pozisyonunu doğru tarif ediyor siz meşruiyeti nerede arıyorsunuz diyor biz bir topyekün meşruyuz diyor bunu kabul edeceksiniz diyor yani Öcalan'la mı muhatap? Elbette. Onu muhatap alacaksınız diyor. Geldiği nokta bu. Şimdi bugüne kadar süreç içerisinde devlet yani iktidar, İmralı İmralı deyince Kandili de mi kastetmiş oluyor? Nasıl yani? E tabii hepsini o, hepsini. o yapıyı tabii hatta yani sadece Kandil PKK bu YPG PYD yapısı anatomisi bir bütündür. Başında öcalan var. Hiç ha. böyle şeyin nedir lügatın ya da alfabenin kavr şeyleriyle sözcükleriyle ya da harflerle oynamaya gerek yok. O, Yapı bu sahadaki karşılığı bu. Bu şu demek. Ben bu bu şöyle izah ediyorum. Bu şu demek. Yani asıl muhatap İmralı demek. A ben siyasi parti falan değilim. Tabi. E, ben e, sorun çözücü bir organ değilim. E, ben e, kendi başına karar alan. Değilim. Bir yapı değilim. Değilim. Bu demek değil mi? Tabii ya. bunu açıkça yani söylüyor. Hakikaten... Şu demek bizde örgütsel bir disiplin söz konusudur demek istiyor. Yani onu da söylüyoruz. Bu kadar net ifade ediyor. Bir de <laughs> tuhaf. o Kürt sorunu başlığı altında çözülmesi gereken kendilerince çözüm bir başka şey de İmralı'nın özgürleştirilebilmesi. Bunu da unutmayın. Bir, bir anlamda o irade e, beyanında bir de bu saklı. Eğer asıl muhatap olarak e, çözümün ise, muhatabı tabii onu gösteriyorsan onu gösteriyor. tabii o tabii ki İşin devamı bu, böyle devamı geliyor. da bu. Bir de tabii bu teklifin yapılmasında da yine bir netliğin olması gerekir. O da şu. Şimdi 90'lı yılların Türkiye'sinde değiliz. Elbette özellikle 12 Eylül askeri darbesi sonrası çok önemli ölçüde uzunca bir süre bir yasakçı zihniyet yürümüştü. Bir Kürt kimliği üzerinde sıkıntı büyüktü. Kürtçe konuşulmuştu. Bundan birçoğu aşıldı. Aslında siyaset açısından alabildiğini öne açılmış bir noktadayız şu aşamada. Bu nitekim 7 Haziran seçimleri sonrası da öncesinde başlayıp hemen sonrasında da bak işte siyasete dönülüyor galiba gibi bir umudu da doğurmuştu. Terör örgütünden kopuluyor falan. Bunun sahadaki işleyiş süreç ortaya koydu ki bu çok aldatıcıymış, bu böyle bir şey değil, böyle bir yapı değil. Karşınızdaki bir siyasi parti görüntüsü altında olabilir ama iradesi tamamen o terör örgütüne ve başına bağlı olan bir yapı bu. O açıdan artık Kürt sorunun çözümü falan dediğinizde tarife muhtaçtır. Neyi kastediyorsunuz, neyi çözmek istiyorsunuz ve muhatap olarak kimi arıyorsunuz o zaman? Mesela terör. e Terör. Yani şu anda o terörü ayrıştıramadığınız sürece bence Diyarbakır anneleri Kürt sorununu çözdüler. Çözdüler. Yani nasıl çözdüler? Yani onlar geçmişte HDP'ye de oy veriyorlardı. Dediler ki ya bu siyasi parti falan değil bu evlatlarımızı çalıyor elimizde. Ve bunu da o geçmişten gelen her yol denendi, her yol denendi. Yöntemi yanlıştı, doğru değildi, çözüm süreci ne derseniz deyin adına. Denenmedi mi? Denendi. Her şey denendi. Ama olmadı. Niye olmuyor? Çünkü arkada büyük bir plan var. Bir Peki, de Suriye eklendi buna. Şöyle şöyle bakamaz mıyız? Yani öyle ya da böyle. Ortada tam adını koyamadıkları bir sorun var. Evet. Eyvallah. Yani dediğiniz gibi yani gel, gel oturalım. Kürt sorunu derken neyi kastediyorsunuz evet. Kemal Bey diye konuşmak lazım yani siyasetin bunu tartışması lazım. Hiçbir itirazım yok. Ama öyle ya da böyle sonuçta ana muhalefet lideri bir meşru muhatap arıyor yani kendisine ve meşru muhatap olarak da EDP'yi görüyor. Ben hani buraya kadar bir sorun yok derken işin bu kısmına e, işaret etmek istedim. Evet. Yani meşru muhatap olarak gördüğü siyasi partinin, hayır ben meşru muhatap değilim meşru muhatap İmralıdır demesi bence korkunç bir şey. Yani. Türk siyasetinde böyle bir şey bu zamana kadar e, görülmemiş. Yani ben başta şey. hani şaşırdım. Yani <laughs> evet. HDP ile PKK arasındaki bağ bilmem falan bunlar tamam ama bu kadar itiraf noktasına gelmesi beni çok şaşırttı açıkçası. Yani e, yani bu kaçılmaz bir nokta ve giderek bu aslında bir cesaretlendirici tavrın da dışa vurumu. Bu özellikle Suriye'nin... Kim cesaretlendiriyor? Örgütün e, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler sonrası arkasındaki güçler bunu dayatıyorlar. Bunu bir siyasi e, ayağı dediğimiz HDP'nin e, derdi, e, çabası ne? Demirtaş'ın bir uluslararası yayına verdiği röportajda mesele demokrasi sorunu değil, statü sorunudur. Suriye'nin kuzeyindeki kantonların benzeri Türkiye'de de yaşanabilir e, diye bir açıklama yapmıştı bunu ilk yazanlardan Dolayısıyla geldiğimiz süreçte bu ve arkasındaki yapılanma, amaç, maksat buraya doğru gidiyor. Siz bir siyasi zeminde bir irtibat kurmak istiyorsanız bizi işte o, o laflar, o maskeler, demokratikleşme, barış aslında onların elinde kirletiliyor ve kurşunlar. Biraz tartışalım isterseniz. Tabii ki.